Babam Abdülhalim Kaya, 14 aydır tutuklu, 86 yaşında. Ana doğumu aslında 86 yaşında da kimliğe göre gidersen 81 yaşında. Babamın durumu hiç iyi değil. Babamın artık neyse bilmiyoruz, bu kadar adli tıplara gidiyor, bu kadar savcılığa, gerek savcılık olsun, Cumhurbaşkanlığın CİMER bölümünde olsun, bu kadar yazıyoruz, başvuru yapıyoruz. Bunlar hepsi red geliyor. Babam cezaevindeki durumu hiç iyi değil. Hasta, yürüyemiyor, tek elikli sandalyede. Kanser hastası, ondan sonra böbrek hastası. Kulağı duymuyor, %83 kulağı duymuyor. %82 mi tam olarak bilmiyorum ama %80 üstünde gözü de görmüyor. Sol gözü ve sol kulağı duymuyor, görmüyor. Böbrek hastası, prostat, şeker, tansiyonu hepsi var. İlk yakaladığında Batman cezaevine götürüldü. Bir ay oradan da bir ay sonra Elazığ cezaevine götürüldü. Babam orada 3 ay tek başına tek odada kaldı. Orada babam bayağı bir yıprandı. Tek kişilik hücrede olunca babam bayağı bir yıprandı. Görüşüne gidiyorduk. Babam zaten konuşmuyordu. Zaten babamın öyle fazla bir konuşması yok, engelli olduğu için. Orada 3 aydan sonra babam tekrar Batman merkezinde olan bir cezaevine gönderildiler. Orada da yaklaşık 7 ay, 6, 7 aydır duruyordu. Sonra İstanbul Adli Tıp'a tekrar gönderdiler bir ay önce. Biz İstanbul Adli Tıp yine bu cezaevinde karar raporu verildi. Babam bu kadar hasta olmasına rağmen kendi ihtiyaçlarını bile göremeyen bir insanın cezaevinde kalabilir raporu verildi. Şimdi en son bir ay önce şeye gönderildi. Beşiri cezaevine, yüksek güvenlikli cezaevine gönderildi. Bir aydır babam orada. Dün aldığımız bilgiye göre Batman'ın Beşiri cezaevinden Elazığ tekrar cezaevine gönderilmişler. R tipi cezaevine gönderilmişler. Ben dün cezaevine telefonla ulaştım. Cumartesi, pazar günü olduğu için biz bilgi veremiyoruz dediler. Biz bu şekilde babamızdan habersiziz ve de endişeliyiz. Babamın her an ölüm haberi gelebilir diye endişeliyiz. Yani inanır mısınız, bize bir yabancı telefon geliyor, elimiz ayağımız titriyor, hani babamızın ölüm haberi gelir diye. O kadar babam sıkıntılı. Hasta olduğu için yani hiçbir cezaevi babamı kabul etmiyor. Çok hasta olduğu için Batman'dan Beşiri'ye, Beşiri'den Diyarbakır'a öyle hiçbir cezaevi artık bakmıyor. Yani inanır mısın, cezaevi müdürüyle konuştuğumuzda cezaevi müdürü dedi, biz sizden daha çok sıkıntılıyız. Hani siz gelip bir saat bakıp gidiyorsunuz ama biz günde 10 defa uğruyoruz. Ölmüş mü, kalmış mı? Biz daha çok sıkıntılıyız ama neden devlet bunu yapıyor? AKP hükümeti neden bu adama böyle yapıyorlar? Biz anlamış değiliz dediler. Yani babam kendi ihtiyaçlarını görecek bir durumda değildir. Cezaevi arkadaşı, koğuş arkadaşları olmazsa babam burada perişan olur. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir tuvaletine bile gidemiyor tek elikli sandalyede olduğu için. 2 ay önce CİMER'e kendim yazdım. Bu işte Sir Devlet Hastanesi'nin verdiği raporu var. %93 engellidir. Ben o raporla beraber, babamın resimleriyle beraber hepsini CİMER üzerinde Cumhurbaşkanlığına ilettim. Bana tekrar dönüş yapıldığında Cumhurbaşkanının bana söylediği tek cevap, cezaevinde kalabilir, cezasının tamamını çekecek dedi. Bende raporları var. Bir de şunu belirteyim. Bir ay önce babamı Batman cezaevinden İstanbul'a götürürken babam cezaevi çıkışından İstanbul'a kadar babam hem kelepçeli hem gözleri bağlamış. Bandajla gözlerini bağlamışlar. Ta ki İstanbul'a kadar. Yani yol boyunca babam dedi ki, bir saniye bile benim gözlerimi açmadılar. Nereye götürdüklerini bile bilmiyorum. Sadece İstanbul'da ben bir askere dedim, biz neredeyiz şu an? Amca sen İstanbul'dasın dediler. Ben bu kadar biliyorum dedi. Batman'dan oraya kadar kelepçeli ve gözleri bağlı olarak götürülen şekilde mutlaka orada da kelepçeli olarak muayene edilmiştir.